Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar, 2021 Ocak aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili ikizler, yılın en önemli aylarından birisi Ocak ayı. Çok güçlü gezegen tesirlerimiz var. Zaten yeni yıla önemli değişimlerle başladık. İşte Jüpiter ve Satürn Kova burcuna geçişini yaptı. Uranüs Boğa burcunda hareketini sürdürüyor. Ve özellikle bu ay sabit burçlardaki güçlü gezegenlerimizin birbirleriyle yapacakları biraz gerilimli açılar gerek kişisel gerek toplumsal hayatlarda da tabii ki baskıları, stresleri arttırabilir. Yeni yıla Yengeç burcundaki dolunayla girdik. 30 Aralık'ta meydana gelen Yengeç dolunayı Ocak ayının da ilk günlerinde aslında etkisini devam ettirecek. Yengeç biraz daha duygusal enerjilerle aslında hayatımızda sevdiğimiz kişiler, yakınlarımız, evimiz, yuvamız gibi alanlardaki hassasiyetleri arttırırken sizin için de daha çok kendinizi güvende hissetme, özellikle maddi anlamda, parasal anlamda kendinizi güvende hissetme ihtiyaçlarınızı öne çıkardı. Parasal konularda bazı önemli gelişmeler de tabii ki ortaya çıkmış olabilir. Bu dolunayın tesiriyle ya da bu ocağın ilk günlerinde bunlar gündemde olabilir. İşle ilgili başlangıçlar, gelir ve gider dengenizle ilgili bazı yapılandırmalar söz konusu olabilir. Hemen 6 Ocak'ta Mars uzun süredir harekette bulunduğu Koç burcundan ayrılıp Boğa burcuna geçecek. Bu önemli bir enerji değişimi. Mars'ın bulunduğu alanlarda fiziksel olarak daha fazla harekete geçeriz. Mars mücadele demek, Mars eylem demek ve hangi burçtaysa ve tabii ki haritalarımızda, kişisel haritalarımızda neredeyse oralarda daha fazla hareket ederiz. Sizin 12. evinize gelen bir Mars var. Aslında 12. ev çok da dışa dönük bir ev değil, daha içe dönük bir ev. Ve Mars burada belki sizi önümüzdeki 2 ay, 3 Mart'a kadar çünkü Mars Boğa burcunda olacak. Bu dönemde enerjisel olarak biraz kendi iç dünyanıza yönlendirebilir. Daha hani bilinç dışınla ilgili konular, belki kendi yalnız başımıza yapacağınız iş ve güçlere daha fazla odaklanabilirsiniz. Zaman zaman genel sağlığınız, zaman zaman bireysel çalışmalarınız, iş hayatınızla ilgili ya da daha hayatın daha ruhsal ve manevi konularıyla da ilgili burada Mars etkileriyle karşılaşabilirsiniz. Biraz zor bir geçiştir, onu söyleyeyim. Yani psikolojik olarak biraz dengemize dikkat etmek gerekiyor bu süreç içerisinde. Mars'ın hareketi nedeniyle sevgili ikizler. 13 Ocak'ta Oğlak Burcu'nun 23 derecesinde yeni ayımız doğacak. Yeni ay yeni olasılıklar, yeni gündemler demek. Ve özellikle 15 gün, 2 haftalık bir süreç yeni ay konuları hayatımıza tabii ki yeni pencereler açabilir. Sizin 8. evinizde bir yeni ay var. Ve bu yeni ay aslında Aralık'la beraber başlamış olan o genel hani parasal konularla ilgili beklentileriniz ve genel yapılandırmalarda tabii ki bazı pencereleri de açabilir. Örneğin bir para ihtiyacınız var, bir kredi başvurusu ya da bir ödeme planında yapılacak yenilikler. Yine size kazanç getirecek bazı işle ilgili başlangıçlar, sigortayla ilgili bazı yapılandırmalar, miras gibi, nafaka gibi, prim gibi bazı hani ek kaynaklar ve buralardan gelebilecek gelirler ya da bir burs beklentisi. Daha çok paralar, ekonomik konuları, finansal konularda ama başkalarıyla paylaşılan kaynaklarda, daha biraz daha hani sanki çalışmadan gelebilecek ek kaynaklarda, bu eşinizin de parası olabilir, eşinizin kazançları da olabilir. Buralarda yeni adımların atılması, yeni düzenlemelerin yapılmasını bekleyebiliriz aslında. Yeni ay döngüsüyle beraber. Lütfen kişisel doğum haritanıza bakınız. Yeni ay 23 derece Oğlak Burcu'nda olacak. Özellikle kişisel haritalarınızda 23 derece ve yakınlarında öncü burçlarda gezegenleriniz varsa bu yeni ayın size bireysel tesirlerinin daha güçlü olmasını, daha önemli olmasını bekleyebilirsiniz aslında. Evet, 13 Ocak'tan itibaren yeni ay doğuyor ama gökyüzü de biraz daha sertleşmeye başlıyor. Uranüs Boğa burcunda biliyorsunuz, Mars da artık onun yanına geçince Uranüs ve Mars birleşmeye başlayacaklar. Bir yandan da Kova burcundaki Satürn ve Jüpiter hareketi var ve bu sabitlerdeki gezegenler Uranüs, Mars, Jüpiter, Satürn birbiriyle biraz zıtlaşacak bu ay ortalarından itibaren. Bu aslında bireyselden ziyade biraz toplumsal alanlarda, dünya üzerinde, kolektif alanda da
gerilimleri, stresleri arttırabilir. Gezegeniniz Merkür ay başından itibaren 8 Ocak'tan itibaren Kova burcunda harekete başlıyor sevgili ikizler. Merkür Kova burcundayken aslında siz daha çok böyle bilimsel konulara, teknoloji ile ilgili konulara, iletişim alanlara, eğitim, öğretim gibi konulara yönelebilirsiniz. Belki bu ay Satürn ve Jüpiter'in de tesiriyle özellikle internet, sosyal medya, teknoloji, bilişim sektörü ve buralarda farklı çalışmalar içerisinde olabilirsiniz. Ya da bir şeyleri planlıyor olabilirsiniz, düşünüyor olabilirsiniz. Bunlar parasal kazançlarınızla, işinizle de bağlantılı olabilir. Ay ortalarından itibaren özellikle bu gerilimler, hem beklentileriniz, düşünceleriniz, planlarınız, programlarınız, yaptığınız çalışmalar, bu alanlardaki hareketleri biraz arttırırken zaman zaman da beklemediğiniz bazı dışsal durumların yaratabileceği stresleri de işaret ediyor. Bunlar ekonomiyle ilgili olabilir, finans piyasalarıyla ilgili olabilir veya teknolojik alanda bazı gerilimlerle karşılaşabilirsiniz. Burada bilişim alanlarında özellikle dijital platformlarda olabilecek stresler de olabilir. Yani virüs gibi ya da hani daha biraz daha özellikle dijital platformlarda olabilecek saldırılar, hani bunlarla ilgili konuların bireysel olarak sizin üzerinizdeki tesirleri olabilir, kendi hani iş ve çalışmalarınızla alakalı. Bunlara dikkat etmek gerekiyor bu ay. Ama çok bireysel değil aslında bu etkiler, daha çok kolektif alanda olan etkiler. Ve size de tabii ki bazı haritalarınızın aldığı etkiye göre az veya çok bunların etkileri olabilir. Yine yurt dışı planlarınız olabilir. Yurt dışı ile ilgili örneğin hani bir eğitim, akademik bir konu, yurt dışı ile bağlantı ticari faaliyetleriniz var. Bazı seyahat planlarınız var. Bu alanlarda bazı baskıların, streslerin oluşması mümkün. Ay ortalarından itibaren bu güçlü etkilerin tesirleri artabilir. 19 Ocak'ta Güneş artık Kova burcuna geçecek. 9. evinizde parlamaya başlayacak. Bir aylık süreç. Yine sizin için aslında Güneş'in o yaratıcı enerjilerinin güçlü desteğini almaya başlayacaksınız. 9. eviniz daha fazla aydınlanmaya başlayacak. Bu da size yeni pencereler açabilir, vizyonunuzu biraz daha genişletebilir ve yine her türlü iletişim alanları ve teknolojiyi, dijital platformlarda, akademik konularda yeni olasılıkları da daha fazla gündeminize taşıyacak gibi görünüyor. Ama tüm bu olup bitenler biraz stresli açılar içerisinde de olma ihtimali olma olasılığını da güçlendiriyor sevgili ikizler. Ve ayın artık sonunda 28 Ocak'ta 9 derece Aslan burcunda dolunay var. Ayı dolunayla kapatacağız ama Şubat ayının ilk günlerinde de bu dolunay tesirlerimiz devam edecek. Sizin 3. evinizde bir dolunay. Dolunay dönüşüm demek, bir farkındalık demek ve bizi biraz da duygusal etkileyecek konular demek. Kardeşlerinizle ilgili, yakınlarınızla ilgili, belki de bir akrabanızla ilgili bir konu gündemde olabilir. Biraz hani komşularla ilgili bazı değişimler olabilir. Örneğin çok sevdiğiniz, anlaştığınız bir komşunuzun taşınması, yer değiştirmesi gibi ya da kardeşlerinizle ilgili oluşabilecek ani bir gündem olabilir. Tamamlanmalar, ticari faaliyetleriniz, eğitimle ilgili bazı faaliyetleriniz, buralarda bazı sonuçlar almanız, bazı tamamlanmalar, dönüşümlerle de karşılaşmanız mümkün görünüyor. Zihinsel anlamda sizi olumlu da etkileyebilecek bir dolunay bu. Yani fikir, düşünce, plan, program anlamında yaratıcılığınızın artabileceği ve bu alanlardaki her türlü çalışmalarınızda da yine sonuç alabileceğiniz hızlı bir dönemde olacaksınız sevgili ikizler. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 9 derece ve yakınlarında sabit burçlarda gezegenleriniz varsa bu dolunayın size bireysel tesirleri çok daha güçlü olabilir. Ve 30 Ocak itibariyle gezegeniniz Merkür Kova burcunu 26 derecesine gerilemeye başlıyor. Yılın ilk Merkür retrosu başlayacak. 30 Ocak'ta başlıyor, 20 Şubat'a kadar devam edecek. Artık klasik Merkür retrosu etkilerini hepimiz biliyoruz. Merkür retrosu başlayana kadar yapılacak işlerinizi iyi planlayın. Verilecek kararlar, anlaşmalar, sözleşmeler neyse bunları 30 Ocak'a kadar tamamlamaya çalışın. Çünkü 30 Ocak ile 20 Şubat arasında bu konuları biraz geri planda tutmamız gerekiyor. Biraz
Yenilikler yerine, yeni adımlar yerine rutinlerle ilgilenmek, işlerimizi tamamlamak, hatta geçmişteki bazı konuları şöyle gözden geçirip eksikleri tamamlamak daha doğru olabilir. Kova burcundaki Merkür retrosu neler yapabilir? Dünya üzerinde biraz belki teknoloji alanlarına daha fazla dikkat çekecek. Yine dijital platformlarda, internet sisteminde olabilecek saldırılar ya da işte virüs gibi sorunlar, bazı yine bilgisayarlarımızda, telefonlarımızda, her türlü araç gereçlerimizde olabilecek sorunlar, bunları da arttırabilir tabii ki bu süreç. Özellikle sektör olarak bu alanlarda çalışanlar, hizmet verenlerin daha dikkatli, belki temkinli olması gerekiyor ve alınması gereken önlemleri de lütfen 30 Ocağı kadar, Merkür Retrosu başlayana kadar da mümkün olduğu kadar almaya çalışın sevgili ikizler. Sağlıklı, mutlu, başarılı bir ay diliyorum. Hoşça kalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.